Gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Ee, hazırlık mücadelesinde Beşiktaş Karadağ temsilcisi nosla kozlarını paylaşıyor. Az sonra milli takıma döneriz. Hala bireysel performanslarla alakalı konuşmamız gereken e, isimler var. Mutlaka değerlendirmelerde bulunacağız ama hem Beşiktaş'ın sahaya çıktığı 11'den bahsedelim. Bu 11'den. Hangi oyuncular dahil olabilir takıma ee, önümüzdeki süreçte? Bununla alakalı değerlendirmelerde de bulunuruz. Ben hemen Beşiktaş'ın sahaya çıktığı 11'i aktarmak isterim. Kalede Ersin var, savunma attı. Svensson, Tayip Talha, Emrecan hatta Solbek Emrecan da dahil. Emrecan Uzunan, Emrecan Terzi ikilisi. Sol stoper ve Solbek'te görev yapıyorlar. Demirege, Jetson Fernandez, Raşit Gezal, Muleka, Cenk ve Abu Bakar Beşiktaş'ın 11'ini bu şekilde tamamlamış. Fernando Santos, Göktuğ Baytekin, Utku Yuva Kur'an, Onur Bulut, Anterebit, Joe Worrell, Necip Uysal ve Umut Meraş da yedekler arasında yer alıyor. İlerleyen dakikalarda bu oyuncular da mutlaka şans bulacaklardır. Görüntü ekranda olacak bir süre karşılaşmayı takip edeceğiz ama bu esnada tabii ki Beşiktaş'a dair bir takım değerlendirmelerde de bulunalım. Hocam bir kere daha sayayım 11'i. Ersin, Svensson, Tayyip, 2 Emrecan, Demirege, Jetson, Gezal, Muleka, Cenk, Abu Bakar. Bu oyunculardan bazıları hatta çok az aslında bakarsanız. 11 oyuncusu konumunda Çok azı Jetson, Fernandes 11 oyuncusu. Cenk 11 oyuncusuydu ama sanki yeri tartışılabilir. Bu arada Abu Bakar'ın kafa vuruşunda topun az farklı dışarı çıktığını gördük. Diğerleri alternatif oyuncu konumunda. Abubakır'ı da hocanın ligin kalan bölümünde değerlendirmeyi düşündüğü ifade ediyor. Emre Can'ın sakatlığı bitmiş Bitti geri döndü. Sakatlığı Şimdi baktığın zaman, sen bunlar 11 oyuncusu değil ama mevcut şu ana kadar oynayan takımın 11 oyuncusu değil. Baktığın zaman hepsi bir 11 oynayacak kapasitedeki çok değerli oyuncular var burada. Bunların hangi birisini yedek bırakıyor? Emre Can sakatlıktan yeni döndü. Solbek Emre Can da fena oynamıyor. E, sağ bek Servet Son zaten onu tayyip sakatlıktan dönmüştü. İyi bir stoper dönüyor. E, orta sahada da bayağı iyi oyuncuları var. Yani bunlara baktığın zaman e, Beşiktaş'ın sakatlıklardan kurtulduktan sonra da gayet iyi bir kadrosu olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi de bundan sonraki haftalarda o kenardaki şey değil mi? Hoca Vallahi o Buduçnost'un teknik direktörü olabilir. Hayır. Yok ya. Hayır hayır. Ben Santos. Ya da. Santos. Santos ben Santos sonra bir fırça attı. Santos. Ben kadroya bakıyordum. Evet. kadrosunda şey kim var diye yani, Santos ekrana gelen. Ver, al, yürü. Niye oradan pas deniyorsun gibi bir eleştiride de bulunuyor. Şey için var. dedim. Yani... Samet Aybaba. Semih orada, Salih orada. Samet Aybaba'yla bir diyalog halindeler. Semih'in yüzünün de güldüğünü görüyoruz. Bu da Bizi mutlu etti abi. Sivil bir kıyafette gördüğüm için dedim aklıma şey geldi. Eskiden rahmetli Ahmet Suat Özözcü bizde de antrenmana gelirdi. Allah rahmet eylesin. Yani Serkan o tribünde otururdu yardımcı antrenör vardı bizim. O gelir bizi çalıştırırdı. Suat Hoca paltosunun hareketinden dururdu. Şampiyon olurduk da yani. Tabii. Şimdi o kıyafetinden görünce insanlar Hocam ben şey mesela Ancelotti'nin de tamam giyiyor şofmanları, kabanı. Sağ içine giriyor da hani antrenman drilleri falan yaptırttığını hiç sanmıyorum yani. yani kenarda onun oturuyor. Onun talimat veriyor. Planlama Tabii. zaten antrenmana çıkmadan önce yapılır Serkan. Kimin antrenmandan alacağını, hocaların hepsine bölüştürerek çıkıyorsun. Isınmasından soğulmasına kadar bütün her şeyi yapacak bir sürü antrenörüm var. Ama Beşiktaş'ta mesela Tayyip Talha'nın dönmesi sevindirici bir şey. Çünkü geldiğinde sakatlanmıştı. Santos yine işte görüntüde. İşte San ben işte bak Santos onu diyordum sürekli talimat veriyor kenardan eleştiriyor oyuncuları doğal olarak. Ceket Fazla. ve ayakkabı uyumu dikkat çekiyor. Evet, gördüğüm en şık Santos diyebilirim. Evet. <laughs> Sportif Santos. Evet evet, spor spor daha çok yakışmış. Hoca bu kreasyonu taşımış. Taşımış. Ee, rakibin durumundan da bahsedeyim Ya Karadal bayağı söyleniyor ha. Karadağ liginde lider durumda. Bu duşnos tabii. Peki lig seydemiyor oynandı. Bize göre Kerem. epey düşük. Neden statta oynanmadı? Antrenman sahasında oynandı. Ya aslında statta oynansa bu tür maçlar ne biliyor musun Kerem? Bak. Hocam, bu tür maçları bak buralarda oynarsan hı hı. maç havasını kaybediyor. Havaya giremez hiçbir oyuncu giremez. Yani yıllarca biz bunu oyuncu olarak da yaşadık antrenman. Buralarda yapılan maçların ya bir antrenman maçından öteye gitmediğini hep gördük. Ya statta oynarsın seyirci olmasa bile ya orada bir maç havasına girmiş Hocam statı açmanın da bir maliyeti var. Seyirci Açıyorsun zaten açsın ama sen Beşiktaş'sın. De. De. Bak e, burada kostüm tamam. Rakip bu arada kostüm olarak tamam. düşük bir rakip. Aktörler hayır, tamam hayır. ama dekor Öyle yok. Öyle düşünme. Yani dekor kötü. Yok. Ya bir maliyeti yok. Ne maliyeti olacak gündüz maçı oynuyorsun Kerem. Hiçbir maliyeti yok gideceksin soyunmalısına soyunacaksın, sahaya çıkacaksın, geleceksin. Ha gece maçı olsa falan eyvallah, dediğine katılırım. O zaman ışıklar, şunlar, bunlar. Ama hiçbir maliyeti yok. Şu var, e, yenilme ihtimalin olan maçlar, hazırlık maçları. Dün akşam milli takım çok iyi oynadı. Bizi gururlandırdı ama yenildi sonuçta. Yani yenilgi de tatsız bir şey. Beşiktaş taraftan da yenilgiye tahammül yok. Hadi bunu koydunuz Dolmabahçe'de Oynadınız. Gündüz geldi Semt'ten 2000-3000 kişi Ramazan ayı e, izlediler. E, olası bir tatsız sonuç çıktı. 2-0, evet. 3-0 yenildi Sakan bir ya, antrenman bir anda maçı Hocam. Antrenman maçında yenilsen ne olacak ya? Bunlar önemli i̇şte şeyler O olgunlukta değil ki seyirci gelmesi lazım. Olmaz öyle şey ki ya. ben, yani bilmiyorum ya. Ben şimdi dün Montella yenildi. Evet milli takımımız yenildi ama ben ya gurur duydum Aynen, milli Aynen ben takımdan. de çok yani, oldum hakikaten. Oyuncuların biraz sonra bireysel performansına da gireceğiz Kerem'in dediği gibi de yani. Ya ben böyle yenilgiye eyvallah derim Bu yenilgi bir sonraki maçın daha kazanılacak anlamına gelmesidir ya bu. Yani penaltı olmasa 0-0. Ya Rossi ne dedi Serkan? Şey Macarların antren Bu maçın hakkı beraberlik dedi. Doğru. Rakip takım hocası yani bunu söyleyebildi. Şu Salih'e de bakıyorum. ...ilk günlerinden beri tanırım. Hocam da görev yapardı. Futbol Federasyonu'nda U15 Buca takımında oynarken Türkiye şampiyonalarında izledim. Yani böyle bir yetenek işte atıyorum Brighton'da falan da olsaydı bu çocuk. Şu anda nasıl Serkan bir muamele Serkan bunu O14 İzmir seçmelerinde Recep Niyaz bu falan geldi. Bu evet, uzun 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 saçlıydı. Ya dedik böyle bir futbolcu olamaz. Sokrates stilinde çok, büyük, çok bir büyük yetenek. Ya işte çok küçük yaşta ...büyüyünce insan ya yani oyuncular değişebiliyor. Bakıyorsun ki çok yetenekli bir oyuncu büyüdükçe başka şey oluyor. Yani olamıyor. Az yetenekli oyuncu bir bakıyorsun 18 19'a geliyor bir şey. bazen 20 21'de patlayıp gidebilir. Hocam mesela sportif yetenekler konusunda tamam da bir de hani biraz da küçük bir karakter analizi yaparsak e, bu çocuklar tabii bizim çocuklarımız yani hani ben tabii ki. dediğim gibi 14 yaşından beri e, biliyorum Salih'i. Salih biraz arada kaldı. Şimdi bir yıldız karakterli oyuncular var. Hafif böyle şımarık, haylaz işte çok güzel ediyorsun daha abi. Sa Salih arada kaldı. Ya da işte ciddi ol falan filan yani böyle çok da baskılamamak lazım. Bu çocukları saha içinde de bazı futbolcuyu saha içinde de rol olarak rahat bırakmak, saha dışında da müsamaha göstermek lazım. Şimdi Salih sıkıştı kaldı. Haylaz yaramaz yetenekli yıldız adayı oyuncu mu olayım? İşte disiplinli orta sahamı olayım falan derken arada kaldı biraz. Bu arada az önce Semih'e ekrana getirdiğimiz anda Muleka'nın asisti ve Jetson'un golüyle Beşiktaş'ın öne geçtiğini belirtelim sevgili seyirciler. Siyah beyazların bir 0lık üstünlüğüyle bu hazırlık mücadelesi devam ediyor. İlk 15 dakikası medyaya açık maçın. Me Muleka pasını veriyor. Kim atıyor? Jetson. Jetson İkisi de banka oyuncu. Şimdi bak Muleka içinde mesela ben Santos'u anlamakta zorlandım. Hangi maçtı? Antalya maçıydı değil mi Serkan? Sonradan yürücü oyuna girdi. Yürücü. İki tane gol attı. Ya Santos ceza verdi çocuğa ya. Ondan sonra doğru dürüst sonradan bile oyunu almadı. ya. İki gol attı diye cezalı duruma düştü galiba. Yani Beşiktaş'ın da mesela ben kadrosunun gerçekten iyi olduğuna inanıyorum Beşiktaş. A. Kesinlikle iyi hocam. Yani baktığın zaman çok kaliteli oyuncular var. Küstürülmüşler. Baksana Cenk Getzon falan paslaşıyor şu an ya. Yani Milli yani, takım oyuncuları oynuyor. yok. Cenk Getson oynuyor sahada yani. Bu arada bir iki bilgi var. O bilgileri de aktarayım. Amartey pazartesi günü antrenmanlara başlayacak. Omar Koli dinlendiriliyor. Artur Masuoku özel izinli olduğu için bu maçın kadrosunda yok. El Musrati ve Salih Uçan'ın da sakatlıkları devam ediyor ki. Az önce Salih'i de Semih'le birlikte aynı karede gördük. Tabii göz bakıyoruz ama Getson'un çok ben şöyle söyleyeyim Süper Lig maçlarındakinden daha farklı bir ciddiyeti var. Çok ciddiyetsiz ve ciddi performans düşüklüğü gözlenecek şekilde e, gördüm ben Getson'u. Özellikle Portekiz milli takımına kendisini çağıran hocayla bir çıkış bekliyor. Hocam kötüydü ya. Şöyle, şöyle Çok kötüydü. Yok, yok, onu, Bak burada iyi oynuyor hep top onu istiyor. Onu çalışacağım sana. Ciddiyetsiz değil de formsuz olduğun zaman oyuncu formsuz olduğu zaman senin gözüne ciddiyesiz gibi geliyor. Öyle mi diyorsunuz? Hiçbir oyuncu ciddiyesiz olma, lüksü yok. Hocam Bunu oyuncu unutma. formsuz mu yoksa bizim yıllarca düşündüğümüz ve konuştuğumuz gibi ki ben öyle düşünmedim ve öyle konuşmadım ama ee, daha mı zayıf bir oyuncu? Hayır değil. Genel anlamda futbol yani şimdi fikrine göre. Peki bir şey sorayım. Bir sene önceye dönelim. Şenol Güneş dönemindeki Beşiktaş'a dönelim. Hı hı. Oranın en önemli oyuncusu değil miydi? Yarım sezon iyiydi. Çok, ama şimdi o sezona bakarsan Abu Bakar da çok iyiydi. o Ona bakarsan Cenk de çok iyiydi. Şimdi takımın iyi olmazsa o takımın içerisindeki oyuncuların performansı ne olur? Hı. Düşer. Oyuncuların performansı düştüğü için zaten takım düşüyor. Ya bu Beşiktaş 5 beş tane antrenör değiştirmiş ya. Serkan doğru bir şey mi ya? Çok olacak şey değil hocam. Bu Sakatlandı. arada Terzi'nin bir problemi var. Dileriz ciddiye... Bu da çok yedir. iyi bir oyuncu. Emre Can Terzi de çok iyi bir oyuncu. Geçen sene bir kiralık gitti, geldi. Bayağı girdiği zaman da işler yaptı. Bir maçta da gol attı. Değil mi? Yanılmıyorsam kerem. Çıkıyor. Değişiklik olacak. Yani... Jetson'un performansı takımla birlikte o da düşüyor. Yani... Beş antrenör değiştirir. Serkan ya bir soru ya. Beş tane antrenör değiştirmiş bir takımın oyuncusundan ne bekleyebilirsin? Kafa allak bullak olmuştur artık. Yani toparlanmaları gerekir, sığdırılmaları gerekir. Yani bunu bu işin içinden bir kaos var. Buradan çıkması lazım ki Beşiktaş'ta, Trabzon'da, bu ligde olmazsa bu ligin zevki olmaz, Tabii tadı ki. olmaz. Derinlemesine pas ceza sahasında. Bu Uçnost <laughs> bir atak geliştirmek istedi. Ersin çıktı kalesinden doğru bir zamanlamayla. Topun hakimi oldu. Az sonra Emre Can mi? kenara gelebilir. Emre Can. Emre ha, Can, Emre Can Sol stoper. Vallahi Mesela geç iyi gördüm ben. Şurada göz ucuyla. En azından Süper Lig'deki Demirege 21 numara doğru. Demirege Emrecan, değil mi? Muhtemelen adaşının sakatlığı sebebiyle. Oraya geriyi doldurdu. Kısa bir süre solda geçmiştir. İşte Demirege, Demirege mesela. Benim de o bizim milli takım oyuncusuydu. Ya çok kaliteli, çok evet. değerli bir oyuncu ya. Tabii tabii hocam bir yani, gösteriyor zaten çocuk bunu. oynadığı maçlarda erken ilk 11 için ona. Şöyle ya Serkan oynatmazsan bunlar futbolcu olmuyor e ya. Bak Semih'i oynatmasalardı. Semih'i kim bilecekti? Bir de hocam zaten hani oynatmak gerekiyor da tarz olarak ona bayağı benzeyen. Mesela sana farklı duran, bir şey söyleyeyim. Musrati'yi transfer edince oyuncuyu Gençlerden bahsedince biraz onları ön plana çıkarmakla Ali Turan vardı. Galatasaray'ın sağ Okan hoca bir iki maç şans Turab. vardı. Ali Turan evet. Bülbül. Ha, Ali Turan Bülbül. Ya bizim U17'de U16'da U15, oralarda falan var ya. Ya bir seyretseniz var ya inanılmaz. Uçuyor değil mi hocam? Ya uçuyor inanılmaz bir ofansif katkısı var Serkan. Ya Okan Hoca da şans verdi ama çocuk talihsiz. Heyecandan ne yapalım? Ya işte bu kontrolleri yapmak lazım. Buraya da senin biraz önce dediğin gibi bunların psikolojisini oraları Aynen. hazırlamak lazım. Mental destek. Lazım. Yani abi, sen bizim abilik dediğimiz şey aslında mental destek. Bizim kültürümüzde abilik kültürü bu, önemli. Abi. Profesyonel hayatımızda yardımcı olmak. Sorbonlarda lazım. master yapıp gelirsin ama bir tane abin elinde tutup yükselirsen yani bizim kültürel şeyimiz bu. Belki e, hani futbol operasyonlarımızda biraz daha fazla Samet Aybabalar, biraz daha fazla Feyyaz Uçarlar, biraz daha fazla Şenol Usta Ömerler kullanılmalı. E, onların sayısını az görüyoruz. İşte iş adamları, şeyler, futbol şube sorumluları genelde farklı branşlarda oluyor. Beşiktaş'ın bir şansı var. Samet Aybaba ve Feyyaz ...hoca gibi iki tane kıymetli yönetici ve profesyoneli var... ...biraz daha işin içine girdikçe... ...ben önümüzdeki sezonu parlak görüyorum Beşiktaş'ta... ...işin doğrusunu söylemek gerekirse. Beşiktaşlar çok umutsuzlar... ...bu umutsuzluk yakışmıyor Beşiktaş'a... ...neden umutsuz olduklarını da anlamıyorum... ...hani gerçekten tamam sonuçlar ve futbolu iyi değil... ...ama geleceğe dair umutsuzluk yakışmıyor... Galatasaray sezonu 13. bitirdi. Herkes sezon şampiyon oldu hocam. Evet. Hani sen bir kere bir böyle bir potansiyele sahipsin. Bir anda zorluklar karşısında birleşecek bir kültür demek zaten. Bir asırı aşkın bir camiasın. Aa, aynen öyle ya. Yani şu e Şenol Hoca gelmeden önce de Beşiktaş geçen sene Çok aynıydı. Çok e, Mutsuzdu. Ama Şenol Hoca ile beraber... 3-5 maçta toparladı. Toparladı iyi gitti. Ya Sergen Hoca zamanında şampiyon oldu ya bu Aynen. takım fazla uzak değil ya 3 sene önce miydi Serkan? Aynen. Evet. Evet 3 şey sene önce şampiyon olmuş bir takım. Yani demek ki olabiliyorsun senin verdiğin gibi Galatasaray 13. 13 ya. bir sene sonra şampiyon oldu. Yani demek ki iyi yönetmek lazım. Aynen. İyi yönetirsen her şey olabilir. Beşiktaş'ta da bak ne güzel örnek verdi Samet Taybo, Feyyaz Uçar. Ne güzel. Bunlar futbolcunun dilinden anlayan camianın ne yaşadığını çok iyi bilen, psikolojisini aynen. bilen insanlar bunlar şimdi bunlar aslında umut dağıtması Tabii lazım. Tabii ki hocam. Bunlar umutlu konuşması, basına gerek basına ya şu andaki kaybettikleri, kazandıkları maçları bir tarafa bırakıp oyuncuların özgüvenini ön plana çıkarmaları lazım. Çünkü ben, çok kaliteli, çok aynen. yetenekli altyapıdan da gelen Beşiktaş'ta iyi oyuncular var. Ya ben bu Beşiktaş'ta dönemde şanssız görüyorum. Çok mutsuz ve umutsuz görüyorum. Şurada antrenman sahasında Fernando Santos Avrupa şampiyonluğu yaşamış Portekiz milli takımıyla adamı gördük. Zoom yaptı. Açıldı kamera. Sağa döndü. Samet Aybaba'yı görüyoruz. Mesela ya tablo iyi bak. Şu anda milli oyuncularından yoksun Beşiktaş Getson'la oynuyor. Abu Bakar'la oynuyor. Cenk'le oynuyor. Yani. <laughs> hani, yavaş yavaş neden umutsuzlar bu kadar anlamıyorum. Bize ayrılan süre, medya ayrılan sürenin de sonuna doğru geliyoruz sevgili seyirciler. mücadele eden. E, görüntülere, ekranlara taşıdık. Beşiktaş'ın gündemiyle alakalı da değerlendirmelerde bulunduk.